Ama otobüslerde bu akşam değişik imtihanlardan geçmiş bir ekiple karşı karşıyasınız. Sabah gibi bizim olay da aynı değil ki. Taksici geliyor, o gidiyor başkası geliyor, o gidiyor başkası geliyor bir de ben direkt servise bindim, geldim servise okudum. Servise binemedik. Biz binemedik. Ayrı ayrı bir firma geldiğimiz için. Abi şöyle bir selam deyin. Sağlam dövüşe selam. Sağlam dövüş. Ooo. İzleyecek misiniz? Ekip burada. Hayır, pardon. Ağır sağlam. Sağlam. Ha, daha tanımıyoruz onu. Eyvallah. Yalnız o durum şey miydi? Efendim? Bu durum eşantiyon mu? Bunun yanına geldi. Bir durum iki ekmek yazdım. Eyvallah. Tamam. Ben bir ekmek daha alabilir miyim? Yarısı yok. Değiştirir mi istersiniz ekmeği? Bir tane daha ekmek alayım ben. Bir tane daha ekmek evet. Alayım. Hocam ben nereye koyayım bunu? Tamam abi ben seni dürümünü çekeyim. Çek onu da şöyle. Bir dürüm dedik yarım geldi. Yani şöyle elimle şöyle yapıyor. Üç lokma mı? Yemeğimizi yedik. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada böyle bir çorba var. Yalnız mekan güzel ya, hoşuma gitti. Bir anlarda çıkmaya çalıştık. Ben sürekli basmıyordum. Maalesef geldim. İzmir'deki işimizi bitirdik. Yedekten de İstanbul biletimizi erken aldık. Nasipse şimdi İstanbul'a gideceğiz. Yorgunuz. Bu arada şimdiden bir sürpriz vermek gibi olmasın da güzel birkaç tane YouTuber'la tanıştık. Büyük. Ortak bir şeyler yapabiliriz diye. Bakalım inşallah. Ha içeri alıyorlar. Koş koş koş. Uçağa kadar aslında onu sağlamıyor. Alın beni denizlerine abla bu ne ya? Benzemiyor bana. Benziyor da yani. Üstüne baktık mı neyse. Tamam efendim. İkin Adama çok güzel çıkmışım benimkinde fotoğrafı bana ona. Bir gösterebilir miyiz aklımda sevgili takipçilerimize? Merhaba arkadaşlar, bugün çok daha farklı bir içerikle sizlerin karşısındayız. Sağlam Dövüş kanalıyla birlikte klasik Osmanlı oku atmayı deneyeceğiz. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar merhaba. Şu anda Üsküdar sahile iniyoruz. Daha doğrusu indik.
Saat 12.45 gibi otobüsümüz var. İnşallah Ankara'ya döneceğiz. Buradaki yeter artık, yeter. Son saatlerimiz. Abdullah bizi sahile getirdi. Abdullah, merhabalar. Merhaba. Vlogumuzun sonuna yaklaştık yavaş yavaş. 3 gündür epey geziyoruz. Evet, İzmir. Yorulduk. İzmir, İstanbul derken Ankara'ya döneceğiz arkadaşlar. İzmir, İstanbul, Ankara. Sizlere de denizi bir gösterelim diye geldik sahile. Evet, yani böyle çorak topraklarda yaşayan kardeşlerimize Gaziantep'ten selamlar çok geliyor oralara. Denizi gösterelim dedik. Telefonu da suya düşürmezsek. Sıkı tut. Arkadaşlar manzara bu. Abdullah ufak bir şey yap istersen. Yani neresi karşı taraf falan. Şu an karşıdan baktığımızda Beşiktaş'ı görüyoruz arkadaşlar. Meşhur Altın Kule, eski İnönü Stadı'nın olduğu yer tam direkt karşımız, bilmiyorum. Şu uzun bina mı? Evet. Aynen. Altın Kafes miydi, emin değilim ismi. Orası çok meşhurdur. Dolmabahçe diye görebileceğiniz nokta. Teşekkürler. Beraberiz biz. Evet. Buradan sağ tarafa doğru gittikçe de Beşiktaş'ı görüyoruz. Buradan vapurlar zaten Eminönü, Beşiktaş yönü olarak Üsküdar'dan kalkıyor. Üsküdar'ın da Mihrimah Sultan civarında, şöyle sağ tarafa doğru dönersek. Meşhur 3. Ahmet Çeşmesi, Mihrimah Sultan Camisi, Marmaray. Herkes bir duymuştur adını. Marmaray buradan mı geçiyor? Şu otobüs çekilsin. Üsküdar'ın Marmaray girişlerinden birisi burası. Hmm. Peki şöyle sorayım Abdullah sana. Buradan girdik, buradan mı geçiyor? Marmaray'dan bindiğimiz zaman tam şu vapurun arka tarafında, isterseniz ilerleyelim. Eminönü'nü göreceğiz. Oradan çıkış yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz tam baktığımız yönden çıkıyor hafiften binaların arasından yukarı. Orası Galata Kulesi. Zaten eski İstanbul'da 4 tane kule varmış. Onlardan bir tanesi bu Galata Kulesi'dir. Arkadaşlar zoom yapıyorum. Tam karşımda. Güzel. Şöyle bir geleneksel Rize günleri mi olsa gerek, böyle bir çadır yapmışlar. İçeride ciddi bir, bakalım içeriye. Çarşı pazar var. Var. Gezelim bakalım. Aa doğru. Renkli olur lan. Hatta neyse. Buradan girerken çekmeye başlayalım. Kestane mi meşhur burada? Ankara'da böyle bir vlog çeksek anlatacak ne var acaba? Ankara kuru bakır tam takır. Siz vlog istiyorsanız 20-30 içeriye vlog da gerçi, ama çok vlog İstanbul'da. Ben bunu hiç yemedim. Macun yemedim mi? Ne kadar abi bir tane macun? 4 lira kaç. Eyvallah. Abi mısırlar, bunların hepsi bizde de var. Bak şu cips olayı... Abi olaya... bir tane patates ne kadar? 4 lira abi cips. Yok. O cips olayı şeyde çoktu. İzmir'de biz nereye gitmiştik? Amasya'da da. Hatırlıyor musun? Amasya'da da çoktu. Abdullah ne var burada? Rize günleri bu. Evet, böyle her şeyin önünde oldu. Döner burada. Abi video çekene kadar gel, köfte ye, sıkıntı yok. Onu yeriz. Gel. Köfte kaçı olur, seni reklam yaparız desek. Ha. Yalnız dün yediğimiz yatay döner çok lezzetli değil, şeydi ama şey değil yani. Abi şu ayrana bak. Ne derler? Ne kadar lahmacun? Bellek mi kaldı? Ne, neyin? Lahmacun değil lan, biberli ekmek. O ne lan? Biberli ekmek mi değil? Bildiğin biberiyorsun. Şöyle yemiş. Ya burada bir yerde yiyebiliriz aslında. Ya bunlar ne? Gezelim de. Gezelim yemekler. Bizi ilgilendiren şey, bıçaklar. Ben bunları almaya falan duruyorum. Aa sürme ne? Çünkü benim bir de param vardı. Bana da 2 yıl benim yemek var. Sürme ne bıçağın? Beni orijinal el yapın. Niye ediyorsun? Çek dışarı, çek. Seni de çekeyim abi. Beni çekme. Günde üstte 3 tane yapıyordum ben. Çek ya da sıkıntı yok, problem yok. Allah Allah, ben anlarım. Seni kesmez giymiştim. Asıl şeye getirme lan. Yalnız o bıçak güzelmiş ha. Asıl sürmene kafalarını getirmedik. Nerede onlar? Bunlar var ya, bunları getirmedik. Tamam işte bize lazım olan bunlar. Bu ne kadar ama biliyor musun? Haberim var mı? 350 milyon verecek mi parayı? 1750 lira verdi. Kim verdi 1750? Bizse ki böyle müşteri bir Üsküdar'a varsa lan sizden getiririz. Ankara'dayız abi biz. Gelirseniz bekleriz. Ankara'ya fuara geliyoruz. Ne zaman? Oğlum bilmiyorum ne zaman. Çıktı geldik. Biz de geçerken gördük valla. Söyle oğlum abi, siz de kaçtınız o zaman. Broşürümüzdü.
Sürmeneye gelirseniz çayımızı içersiniz, dükkanımızı uğrarsınız. Eyvallah. Bekleriz. Hadi hayırlı işler. Kolay gelsin. Abdullah bize ayran ısmarlıyor. Kesinlikle. En son, sevdiğim içecek. Son 20 lirası arkadaşlar. Bir tane daha varmış. İki gündür arkadaşlar cüzdanın dibine kadar gittik bakalım. Benim cüzdanımda 5 lira kaldı, Mehmet de 10 lira var. Birleştirirsek gücümüzü. Gücümüzü birleştirirsek. Ama karta geçebiliyoruz ondan sonra, ben geçebilirim. Biz 3 ayran olacak. Siz dolduruyor musunuz şu an? Aynen dolduruyorum. Ben şunları direkt alacağız sandım. Onlar şey mi, gösterme mi? Gösterme için. Bizimki de köpüklü olsun abla böyle. Aynen abla. Seni çekmiyorum. Bizim işimiz ayranla. Olabilir. Tamam. Ne yapacağım? Siz şöyle bir deneyin. Reklam olsun. Mehmet çıktı çıktı. Pipet de alabilirsin Mehmet. Ne, hocam siz şöyle bir deneyin. Tamam dur ağzıma sokacağım. Yağmur bastırdı. Abdullah'ın şemsiyesi bizi kurtardı. Şimdi çiğ köfte yemeye getirdi bizi. Abdullah'ın parasını harcamaya devam ediyoruz. Sıkıntı yok hocam ya, helal olsun. Kolay gelsin abicim. Sağ ol. Gir hemen geldim. Hoş geldin. Aynen. Hala çekiyoruz. Çekiyorum ben. Hayır, elimizle buraya kadar gelecek. Abdullah bu yeri. Yanar da ayrı. Yiyorsan içmeyeceksin kardeşim. Benim bu bulaşıyor mu? Benim de bulaşıyor ama her seferde. Şöyle yapacaksın. Aynı şeyi yine yapacağım. Bir yap Mehmet göster. Hani bu da bir teknik arkadaşlar. Ayrandan savunma. Yaptın mı Abdullah? Sanırsam. Yadaşı da var. Hani kazan tarzı bir şeyse. Beyciğim sen bize ayran alabilir misin şu sene? Ben ayran içmeyeceğim beyciğim. Ayran yeter abi. Abdullah yeter. Bugün. Ben minine göz alayım o zaman. Bir haftalık ayran içtim. Sabah herhalde bir 700 litre içtim. Sabah 2 litre içtik zaten. Başladık ya. Ayran içtik. Ben ayranı çok severim. En kaliteli içecek. Yalnız arkadaşlar ayran içtik ama ayrı düşmedik. Ben Nide'liyim ha. Kotaları zorluyor. Nide gazım. Helal. En sevdiğim. Helal. Abi bizim hani dürümler çok şey olsun, ultra olsun böyle, battal dürüm. İçine ne koyuyor benim bakmam lazım. Çiğ köfte şeyleri. Çiğ köfte şeyleri. Malzemeleri. Oo, şimdi Abdullah şişeyi kırıyor kafasında, Abdullah kır. Ben de bunu ikiye katlıyormuşum. Sen de aç abi bence onu. Oo, çok fena. Hiç, aç aç. Kim daha zor. Eline saplanır ya bunu. Kesiyoruz ama ilk önce. Mehmet hocamdan taktikler arkadaşlar. Şimdi rezil olan Thai boxçu gibi olacak. Kıramıyor. Bunu dörde katlayabilen varsa katlayıp bize mesaj atsın. Ama bunun taktiğini bilmiyoruz. Çekişte katlarım ben bunu da. Eliyle katlayacak. Niye gereksiz böyle şeylere giriyorsun? Bu kadar yeter. Bakalım. Son olarak. Bisiklete hayır. Bu kadar.